Kısaca bilmeyenler için kendimizi tanıtmak istedik. Ben Gülizar Obuz Ocak, imalat mühendisiyim. KEDBİM'de mekanik alanda teknik destek ve eğitim uzmanı olarak çalışmaktayım. Bu sunumu bugün sizlere Murat Şafak ile birlikte yapacağız. Murat Bey, sizin de sesiniz geliyor mu? Bir kontrol yapabilir miyiz? Herkese merhabalar, günaydın. Murat Şafak ben. Hepiniz hoş geldiniz etkinliğimize. Yeniden bir online etkinlikte sizlerle beraberiz. Umarım herkesin sağlık saati yerindedir, işlerimiz de yolundadır. Evet, çok zor günlerden geçiyoruz. Artık hepimiz bu online etkinliklere bir şekilde adapte olduk. Peki bugün ne işleyeceğiz sizlerle? Inventor 2022 yeniliklerinden bahsedeceğiz. Autodesk her yıl olduğu gibi bu yıl da yepyeni, yeniliklerle dolu bir versiyonla karşımızda. Her yıl gerek donanım, gerek performansal, gerekse kullanıcının işini kolaylaştırabilecek özellikleriyle ilgili geliştirmeler yapıyor. Hatta sizlere şunu da belirtmek isterim. Autodesk kullanıcı düşüncelerinize de çok değer veriyor. Yani siz programı kullanırken eksik gördüğünüz ya da geliştirilmesi gereken bir yer gördüğünüz zaman bunu Autodesk'e bir görüş olarak bildirebilirsiniz. Autodesk bunu bir kendi havuzunda toplayıp talepler doğrultusunda değerlendirmeye sokuyor. Peki bu yıl bize neler getirdi? 2020 sürümünde ne gibi yenilikler var? Gelin hep birlikte onu bir detaylandıralım. Başlamadan önce bir şey hatırlatalım mı Gülizar kullanıcılarımıza? Normalde bu yazılımların yeniliklerinin geldiğini nereden haberdar oluyorlar? Autodesk Desktop App uygulaması üzerinde. Yani bu bilgisayar saatinin olduğu yerde sağ alt tarafta Autodesk logosuna tıkladığınızda bu Desktop App uygulamasını çalıştırdığınızda burada direkt olarak yeni çıkan versiyonların eğer uygulamaya yani kullanıcılara sunulmuşsa düştüğünü görüyorsunuz. Burada bir ayrıntı var tabii ki. Önce AutoCAD çıkmıştı. AutoCAD 2022. Şimdi Inventor 2022 çıktı ama yani çıkalı tabii ki oldu 3-4 gün. Ancak Collection paketini kullanıyorsanız, Product Design Manufacturing Collection paketini kullanıyorsanız o paketin içindeki Inventor üzerine çalışan bazı uygulamaların henüz çıkmadığını görebilirsiniz. Onu takip ederek eğer uygularsanız daha sağlıklı olur. Özellikle şu anda ben Inventor'ın nasıl göremiyorum mesela ama bir tolerans analiz dün itibariyle indirme içi düşmüştü ya da nesting düşmüştü. O yüzden özellikle mesela Nastran'ı kullanıyorsanız bir Inventor üzerinde onu da bekleyerek Inventor'ı indirseniz daha sağlıklı olur. Öteki türlü Inventor 2022 çalışır, Nastran olmaz. E21'in eklentisi de çalışmayacağı için o ayrıntıya dikkat etmenizi rica edeceğiz. Tabii ki nasıl indirecek ve install penceresiyle ilgili yenilikler var pencerede. Tabii onu yine sunumlar esnasında son aşamada bahsedeceğiz. Ben ilk girişte bunu bir belirtmek istedim tekrar. Evet, yeniliklere şöyle tekrar bir bakacak olursak, Inventor 2021 yeniliklerinde benim en çok dikkatimi çeken artık işbirliği çalışmalarını artırmak ve iyileştirmek olduğunu gördüm. Bununla ilgili Autodesk'in ciddi boyutta çalışmaları var. Yazılımlar arası dosya aktarımı artık oldukça basitleştirmeye doğru gidiyor. Bir diğer konu aslında yine dolaylı yoldan işbirliği çalışmalarına da bağlayabiliriz bu konuyu. Nedir o? Model State. Model State bu yenilikler kervanında en can alıcı nokta diyebiliriz. Çünkü tek bir işlevi yok. Birden çok alanda kullanabileceğiniz bir özellik. Özellikle operasyon resimlerini görmek isteyen ama bunu manuel yapan kullanıcılarımız can kulağıyla bu sunumumuzu takip edebilirler. Birazdan bu konuyu da detaylandıracağız zaten. Daha sonra Autodesk kullanıcı dostu dedik. Bu konuyla ilgili de bir fonksiyonu kullanırken nasıl daha verimli bir ortamda çalışabilirim ile ilgili konularda da geliştirmeler mevcut. Şimdi bu Murat Bey'in söylediği gibi hem kurulum hem de teknik anlamda yüzeysel konuştuklarımızı biraz detaylandıralım. Bakalım Inventor 2022'de neler var? İlk olarak Model State ile gündem girişini yapmak istedim. Model State 2022 ya yani Inventor 2022'yi açtığınızda ürün ağacınızda karşılaşacağınız bir yenilik. Bu gerek part dosyanız olsun, gerekse montaj dosyanız olsun hiç fark etmez. İki alanda da bu özelliği kullanabilirsiniz. Peki nasıl kullanıyoruz ya da neden kullanmalıyım diye bu soruyu kendimize sorduğumuzda, şimdi öncelikle bir parçanın işlem aşamalarını görmek isteyebilirsiniz.
Bunu görmek isteyen kullanıcılarımız modellerini tasarlarken hep revizyonla ilerliyorlardı. Böyle bir liste oluşuyordu. Parça 1, parça 2, parça 3, son, parça son gibi böyle bir dosya kalabalığından ibaretti. Eğer parça işte 4-5 aşamadan oluşuyorsa 4-5 tane farklı dosya ortaya çıkıyordu. Bu da ne demek? Fuzuli dosya kalabalığı. Ama artık buna bir son vermiş Autodesk. Tek bir dosya içerisinde parçanızın adım adım aşamalarını görüntüleyebiliyorsunuz. Mesela bir dişliniz var. Bunun varyasyonlarını çıkarmanız gerekiyor. Direkt ürün ağacından diş sayısının değiştiği modelleri burada görüntüleyebiliyorsunuz. Bunları sadece tabii görüntüleyebiliyorsunuz diyorum ama görüntüleme değil, teknik resim ortamına da taşıyabiliyorsunuz. Bu sayede üretimde çalışan personele bile bu model state'in faydalarından yararlandırabiliyorsunuz. Şimdi oluşturduğunuz varyasyonlar az önce de dediğim gibi şematik bir gösterimden ibaret değil. Her parçanın kendine ait, kendi kimliğine ait özellikleri mevcut. Burada özelliklerini tanımlayabiliyoruz, isimlerini değiştirebiliyoruz veya üretimdeki diğer gerekli olabilecek bilgileri burada tanımlayabiliyoruz. Her tanımladığımız bilgi o parçanın bir ürün kartı verisi oluyor aslında. Yani her model durumunun malzeme veya stok numarası gibi verilerle parça ailelerini veya varyasyonlarını oluşturmanıza yarayan bir kendi ay property'si var. Parçaların ağırlıklarını da ayrı ayrı bu sayede görüntüleyebiliyorsunuz. Hepsinin özellikleri birbirinden farklı sonuçta. Bunları ayırt edebiliyorsunuz. Burada bu videodaki parçada da bir modelin hem döküm hem de CNC ile üretilmiş halini görüntüleyebiliyoruz. Bu gibi farklı varyasyonla çalışıyorsanız da bu özelliği kullanabilirsiniz. Ayrıca oluşturacağınız modelleri Inventor'ın eklentilerinde de kullanabilirsiniz. Bu analiz yazılımı ile ilgili gelen kuvvetlere karşı direncini ölçmek veya üretime gönderirken CAN postlarının nasıl çıkacağını da modeller üzerinde tanımlayabiliyorsunuz. Peki biz part'tan bahsettik. Bu özelliği Montaja geçmeden önce ben de birkaç ekleme yapabilir miyim? Güzel. Bence de bu tabii 2022 ki. yeniliklerin içine baktığımızda en önemli özelliklerden bir tanesi. Yani bir numara olarak tanımlayabilirim bu model state özelliği. Çünkü kullanıcılardan da çok bu konuda belki bir talep gelmişti. Özellikle operasyon resimlerini hazırlayan tasarımdan ziyade operasyon resimlerini hazırlayan kişiler için bence önemli bir fayda. Bu tabii ki montaj ortamında kullanıcılar bilir. Representation özelliğinde montajın farklı sunumlarını kaydedebiliyorduk ama part ortamında bu özellik yoktu. Ve bunu da tabii farklı kaydet yaparak biliyoruz önce Gülcan'ın da bahsettiği gibi çözümleyebiliyorduk. Bu konuda inanılmaz hızlandırmış oldu. Teknik resime çağırmak ve partın içinde özellikle de akıllı parça kavramlarına da girmeden, o parametrik ilişkilendirmelere girmeden operasyon resimlerini çok hızlı oluşturabileceğiz. Ve teknik resimde oluşturup bunları tanımlayabileceğiz. Aynı zamanda analiz yapacaksanız eğer, çünkü bir parça analiz yaparken bazı üzerinde sadeleştirmeler ve bazı unsurları gizlemek gerekebilir. Mesh yapısını daha sağlıklı oluşturabilmek adına. Bu da tabii ki yine analize hazırlık için bize alt bir parametre olarak. Parametre demeyeyim de daha doğrusu görünümsel olarak bir şekil oluşturmada yardımcı olacak. Bu da bence yeniliklerin içerisine baktığımızda en önemli özellik diyebilirim. Bence de kesinlikle öyle ama burada iPart özelliğini mesela eski kullanıcılarımız iPart özelliğiyle birçok parça tasarlamıştır. 2022 versiyonu aktardığında bu özellik geldi diye iPart unsurlarını kaybetmiyor. Öyle bir şey yok. Yine aynı şekilde onları kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Peki montaj ortamında bunu nasıl gerçekleştiriyoruz? Bu özelliği nasıl kullanıyoruz? Şimdi montaj alanında hepimizin de Murat Bey de az önce söyledi. En azından duyduğu ya da kullandığı aktif olarak bu model ağacında level of detail diye bulunan bir alan vardı. Montaj basitleştirmemizi, farklı montaj görünümlerini, bu gibi detayları almak istiyorsak ya da müşteriye gönderilecek tarzda detayları kaldırmak istediğimizde dışarıya aktaracaksak bunları kullanıyorduk. Gerçi dışarıya aktarımda shrink wrap'i daha çok kullanıyorduk. İçeride tutacaksak level of detail mantığını kullanıyorduk. Mesela civata bağlantılı bir montajınız varsa bunu analize sokacaksam ve civata alanını görmek istemiyorsam otomatik olarak bağlantı elemanlarını gizle deyip level of detail'da böyle bir seçeneğimiz vardı bizim. Farklı bir görünüm oluşturup onunla analize devam edebiliyordum. O yüzden montaj mantığında bu level of detail
da kullananlar bu özelliğe çok daha kolay adapte olacaklardır. Hem parkta hem de montaj alanında. Sesle ilgili şimdi bir question alanından geri dönüş aldım. Sesim iletiliyor mu? Bir teknik bir sıkıntı olmasın. Evet, geldiğini görüyorum. Tamamdır, süper. Devam edebiliriz o zaman. Şimdi montaj dosyalarında biz modeli üretime gönderirken bond list ile gönderiyoruz. Nedir bu bond list? Bill of material dediğimiz parçanın adı, stok numarası ya da montajda kaç adet bulunduğu gibi detayları barındıran bir tablo aslında bu. Biz bu tabloyu modeli kurgularken içerisine verileri girerek hazırlıyoruz aslında. Buradaki özellik de modelleme aşamasında varyasyonlarınızı montajda kullanıyorsak onları bond liste güncellediğimizde otomatik olarak teknik resimdeki tabloya da yansıması. Amacımız bu. Ve bunu model üzerinde bond liste kullandığımızda bir balonlarla gösterim yapıyoruz. Burada balon içeriklerinde de otomatik olarak güncellenmesi kullanıcı açısından modeli hakimiyeti arttırıyor ve kafa karışıklığını da ortadan kaldırıyor aslında. Çünkü biliyoruz ürünü ne kadar kusursuz tasarlarsak tasarlayalım, dokümantasyona geçtiğimizde doğru bir veri veremezsek karşıya modeli doğru üretilmesini bekleyemeyiz biz de. O yüzden model ile dokümantasyon arasındaki bu otomatik güncelleme işlemi kusursuz modelleri, kusursuz dokümanları demek oluyor. Park dosyalarında olduğu gibi montaj dosyalarınızda da modellerinizi ürün ağacı altında görüntüleyebiliyorsunuz. Bazen bir montaj aşamasında belki bu model state alanında daha çok kullanılıyor olabilir. Çünkü dediğim gibi bazen montaj alanlarında ürünün birkaç farklı halini deneme yapmak isteyebilirsiniz. Modellerinizi oluştururken isterseniz dışarıdan bir Excel verisi de alabilirsiniz. Yani sizin belirli parametreleriniz vardır. İşte uzunluk, genişlik gibi. Bu parametrelere Excel içerisinde bir değer tanımlayarak otomatik olarak o değerliklerle de yeni model oluşturmamızı sağlayabilirsiniz. Burada aslında parametrik çalışmamızın önemini de söyleyebiliriz. Bu hem montaj ortamında hem de part ortamında önümüze çıkabilecek bir etken çünkü. Model oluşturduktan sonra artık yapacağımız işlemler ürünün ID'sini değiştirmek. Bu sayede yine tek dosya ortamı içerisinde birden fazla montaj görünümü elde etmiş olduk. Az önce de bahsettiğim gibi burada videoda da gördüğünüz teknik resim ortamına geçtiğimizde bir bileşenin her bir örneğinin o bileşene özgü bilgilerle etiketlenmesini sağlamış oluyoruz. Burada tabii akıllı montaj ve iLogic gibi kavramlara da sanki alternatifmiş gibi gözüküyor ama yani akıllı montajla eşdeğermiş gibi bir özellik gözüküyor. Aslında bir nevi kısmen de öyle diyebiliriz tabii ki. Yani siz oluşturmuş olduğunuz montajın konfigürasyonlarını elde etmek için model state de yapabiliyorsanız şayet yeterli ise daha hızlı bir şekilde bunu yapabilirsiniz ama akıllı montaj, model state ve iLogic kavramı bir kombin olarak kullanılıp amaç neticede çok hızlı bir şekilde ve daha hızlı müdahale edebileceğiniz, daha geniş kapsamlı müdahale edebileceğiniz modeller ve montajlar oluşturmak. Burada dediğimiz gibi ihtiyacımıza göre aslında hangisini, hangi sırayla ya da tek başına kullanıp kullanmayacağımız o ihtiyacımıza göre oluşturacak bir şey ama model state biraz daha bu süreci hızlandırıyor kullanım amaçlı olarak. Şimdi model state'i birçok alanda kullanabileceğimizi söylemiştik. Bunlardan biri de basitleştirme işlemi. Şimdi simülasyon, analiz veya sadece şirket içerisinde özel haklarınızı korumak için çoğu kez tasarımlarımızın basitleştirilmiş versiyonlarına ihtiyaçlarımız oluyor. Bu basitleştirilmiş gösterimler tüm bir tasarımı basitleştirmenin hızlı ve kolay yolunu kullanabilmeniz için otomatik olarak ürün ağacında artık yer alıyor. Mesela küçük detayların gerekmeyebileceği büyük ölçekli montajlarda çizimleri oluşturmak basitleştirilmiş modellerle yapılabilir. Veya bir fabrika plan tasarımı yapıyorsunuz. Tezgahlarınızı bütün detaylarıyla birlikte montaj dosyasına eklerseniz o dosya boyutundan dolayı bir süre sonra açılaması hali bile gelebilir. Bu yüzden tezgah üzerinde işimize yaramayacak detayları ekarte etmemiz gerekiyor. Ama bunu daha önceden de shrink wrap ile yapabiliyorduk
diyeceksiniz. Evet, ama onda format nasıldı? Dışarıya bir part dosyası, bir IPT dosyası olarak atıyordu. Burada ise ayrı bir dosya yığını olmadan kendi içerisindeki varyasyonlar ile parçayı basitleştirebiliyoruz. Bu gibi olanakları bize sağlıyor. Şimdi basitleştirme dedik, shrink wrap dedik. Autodesk bu alanda nasıl yenilikler yapmış? Bir de ona bakalım. Şimdi önceden montajlarda assemble tabanının altında kullandığımız bir shrink wrap, bir de shrink wrap substitute alanı vardı. Kolay erişebilirlik açısından basitleştirme adı altında tek komuta çevirdi bunu Autodesk. Simplify olarak tab'da yer alıyor artık. Şimdi komutu aktif ettiğimizde Properties alanında o pencerenin de değiştiğini görüyoruz. Önceki sürümlerde pencere açıldığında tap tap ilerleyip basitleştirme aşamalarını kurguluyorduk. Burada da işlev aynı aslında. Yine amacımız özellikle parçayı dışarıya göndermekte, tüm detayları azaltmak, şirket politikasınca ilerlemek. Sadece kullanıcı için akışı yönetmek burada daha kolaylaşmış. Modeli oluşturduktan sonra üzerinde hangi işlem varsa, bu delik olur, radius olur, pah olur, onları da tekil tekil müdahale edebileceğimiz anlaşılabilir bir pencereyle gelmiş bize 2022'de. Şimdi düzenleme yaptıktan sonra işleyişe uygun alt alta pencereleri dizmişler, zaten ekranda da görüyorsunuz. Bir düzenlemeler bittikten sonra dışarıya aktarım için output alanı karşımıza çıkmakta. Burada da dosyayı kaydederken nereye kaydedeceği veya hangi template'te kaydedeceği gibi bilgileri girebiliyoruz. Son olarak da en altta parçayı dışarı aktarırken gerçekleştirdiği birkaç ayarı aktive edip etmeyeceğimizi belirleyerek işlemlerimizi kolayca tamamlayabiliyoruz. Eski sürümleri de 2022 sürümünü kullanan biri olarak konuşacağım ki shrink wrap penceresi tabii bu alışılagelmiş bir süreç. Yani sonuçta bu düşünceme herkes katılmayabilir, 2021'i ya da daha öncesinde kullananlar için. Ama gerçekten bu panelin daha açıklayıcı ve akıcı olduğunu dile getirebilirim sizlere. Şimdi sunumun başında da söylemiştik. Inventor her güncellemesiyle birlikte disiplinler arası çalışabilmeyi daha da kolaylaştırabildiğini görüyoruz aslında. Bu konuda da çalışmaları çok fazla. 2022'de bu işbirliği aşamasını kat be kat arttırdığını görüyoruz. Çünkü Autodesk hem mekanik sektöre, hem yapı sektörüne, hem de medya ve eğlence sektörüne aynı çatı altında hizmet veren tek marka. Bu kadar disiplin bir şekilde bir araya gelebiliyorsa, yazılımların da artık aynı dili konuşmasının vakti gelmiş demektir. Bakalım bu yıl neler olmuş bu konuda. Şimdi ilk olarak Revit ile birlikteliğine bakalım. Revit bilmeyenler için ne işe yarar? Ondan bir bahsedeyim kısaca. Şimdi Autodesk'in yapı sektöründe kullandığı bir modelleme yazılımı aslında Revit. Bizler yapı sektörünü düşündüğümüzde hep imalat sanayiden ayrı olduğunu düşünüyoruz. Ancak her binanın her parçası üreticiler için bir fırsat aslında. Kazanlar ve jeneratörler gibi yapı ürünlerinden banyo ve mutfak modüllerine kadar her biri birer ürün bizim için. Uzun yıllardır Revit dosyalarını da bu nedenle bu işbirliği açısından Inventor üzerinden açıp çıktılayabiliyorduk. Inventor 2021 ile geçen seneki sürümde Inventor için Revit dosyasını referans olarak kullanabilmek adına Inventor Anycat teknolojisini kullanarak bir Revit dosyasını Inventor'a bağlama yeteneğini getirmişti Autodesk. Bu diğer disiplinlerle yüksek derecede işbirliğine sahipseniz fevkalade faydalı olacaktır size. Inventor 2022'de de bir Revit dosyasını doğrudan Inventor'dan dışarı aktarmamızı sağlayan yeni bir işlevsellik sunmuş bizlere. Bu bir Revit modeli bağlamında tasarım yapmamıza ve ardından işbirliği, koordinasyon ve gözden geçirme gibi detayları inceleyebilmemiz için Revit'e geri gönderebilecek bir Revit proje dosyası çıktısı almamızı olanak sağlamış. Ortak bir koordinat sistemi diyebiliriz aslında. Ortak bir koordinat sistemi etrafında çalışarak Inventor'dan bir Revit proje dosyasını dışarıya aktarımını sağlayabiliyoruz. Ayrıca Inventor tasarımınızı Revit modeliyle sizin aradaki bağlantıyı koparmadığınız süre içerisinde herhangi bir bağlantı
kopuşu olmaz. Bu da hem hep linkli çalışma diyoruz biz. Bu linkli çalışmaya güzel bir örnek oluyor ve aradaki bağlantıyı koparmadığınız için de entegre bir şekilde sorunsuz kullanıma yol açıyor. Şimdi bir de bu sene Fusion ile işbirliği üzerinde çok durmuş. Fusion ile işbirliğine gelecek olursak, Fusion sizlerin de bildiği üzere hem product design paketiyle hem de tekil satın alabileceğiniz modelleme, üretim, analiz yazılımlarını kendi içerisinde gerçekleştirebileceğiniz bütün bunları ortak bir alanda toplamış cloud'da çalışan bir yazılım. Inventor dosyasını Fusion önceden de açıyordu zaten. Fakat son güncelleme işlemiyle bunu çok çok daha kolaya indirgemiş oldu. Çünkü Inventor'dan Fusion'a aktarım için tek bir komut bize yeterli oluyor. Inventor'ın içerisine artık Scent Diffusion alanı eklendi. Otomatik olarak Inventor modelleriniz Fusion içerisine aktarım sağlayabilecek. Hatta Fusion 360 içerisinde Fusion Team dediğimiz kendi ekibimizi kurduğumuz alanlar bulunmakta. Inventor içerisinde aktarım yaparken Fusion penceresi açıldığında istenilen takımın içerisine de yerleşim sağlanabiliyor. Fusion 360 ile ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz de hem bizleri arayabilirsiniz hem de YouTube'da Kedbim Teknik Destek kanalını ziyaret edebilirsiniz. Daha önceki yaptığımız etkinliklerde daha açıklayıcı videolar orada da mevcut. Şimdi Fusion 360'ın içerisinde ne dedik? CAM modülü dedik, analiz modülü dedik, eklemeli imalat olabilir, generative design gibi birçok eklenti mevcut. Inventor'dan aldığımız dosyaları bu işlemlere tabi tutabiliyoruz. Direkt aktarım yaparak da eksiksiz data paylaşımı yapmış oluyoruz. Şimdi birlikte çalışabilirliğe ek olarak bu sürüme QIF desteği eklendi. Şimdi QIF dışarı aktarma seçeneği PMI verilerini içeren bir kalite bilgi çerçevesi dosyasını dışarı aktarmanızı olanak sanıyor aslında. Ayrıca bu biraz daha export işlemleriyle ilgili. Ayrıca 3D CAD dosyalarınızı PMI verileriyle JIT formatında görev zamanlayıcısı olarak da dışarı aktarım sağlayabiliyorsunuz. Bununla ilgili olarak ben de birkaç bir şey ekleyeyim. Güzel. Bir slide geriye geliriz. Geri gelirsek. Burada tabii tasarımcılar özellikle QIF 3.0'ın ne olduğu ya da PMI'nin ne olduğunu belki bilmeyenler olabilir. Onu bir bilgilendirmek için söyleyelim. PMI Product Manufacturing Information dediğimiz zaten Inventor'ın içinde annotation panelinde bulunan 3D annotation özellikleri. Yani geometrik ölçü ve tolerans değerleri bizim montaj üzerine verdiğimiz. Peki burada exportla ne işe yarıyor açıkçası? Daha çok kalite kontrol birimlerinin kullanmış olduğu CMM dediğimiz Coordinate Measurement Machine yazılımlarında kullanabilecek data formatına çeviriyor. Yani bu bilgileri direkt olarak test ve doğrulama amaçlı olarak o programlarda kalite kontrol birimleri kullanabiliyor. Bunun QIF 3.0 desteğiyle beraber bizim 3D annotation'da oluşturduğumuz bilgileri export ederek onların da kullanımına hazır hale getirmiş oluyoruz. Bunun dışında bir de JIT export dediğimiz zaten JIT formatına Inventor'da export edebiliyorduk, kaydedebiliyorduk. JIT formatı neydi aslında? Siemens'in NX için geliştirmiş olduğu bir CAD formatı. Ortak bir format, direkt görsellerin ve dataların, CAD verilerinin paylaşımını sağlayan bir format. Peki burada görev zamanlayıcısı dediğimiz özellik ne? Belki kullanıcıların bir kısmı bilebilir ya da bilmeyenler için söyleyelim. İngilizcesi Text Scheduler dediğimiz ayrı bir özellik bu. Inventor ile çalışmıyor. Bu başlatta programların içinde Autodesk Inventory klasörünün altına girdiğimizde göreceksiniz Text Scheduler. Görev zamanlayıcısı. Bu görev zamanlayıcısı ne yapıyor açıkçası? Bizim zamansal olarak çok zaman ayıramayacağımız bazı işlemleri biz belli zaman ve tarihlerini tanımlayarak otomatik yapılmasını sağlıyor. Mesela IDV dosyalarının export DVG yapılması bunun yanında ya da Migrate özelliğiyle beraber Inventor 2019 formatındadır dosyalarınız. Bunların 2022'ye dönüştürülmesi. Bu görev zamanlamasının önemli özelliği çoklu dosya seçme yapması. Yani bir klasörü seçtiğiniz zaman klasörün içinde yüzlerce dosya var dediğinizde bu yüzlerce dosyanın tamamına bu fonksiyonu uygular. İşte bugün saat 6'da başla ya da hemen başla gibi siz zaman da belirterek inventoriniz kapalıyken ya da o gün mesaiden çıktığınız sabah gelene kadar bu işlerin yapılmasını sağlayabilir. Çünkü
Bir Inventor 2019 dosyasının 2022 açılması için normalde manuel ne yapmanız gerekir? Inventor'da açıp kaydetmeniz gerekir. Hele hele bu yüzlü, 500'lü parçalardan oluşan bir montajsa zaten tek tek açıp bunu yapmak inanılmaz zaman kaybı görebilirsiniz. İşte burada JIT Export özelliği görev zaman adresinin içine de gelmiş durumda. Yani siz bir klasörü seçip tekil bir dosya olabilir ya da yüzlerce dosya. Bunların hepsini JIT formatta kaydet. İşte bugün mesai 6'da bitiyor, 6'dan sonra başla gibi biz sabah gelene kadar ismini benim tanımladığım klasöre kaydetsin. Ya da driving dosyasını bir DVG olarak kaydetsin gibi işlemleri görev zaman adresi üzerinde yapabiliyorduk. Yani bu yeni bir özellik değil ama bunun içine JIT formatı da eklenmiş oldu. Evet, devam edelim o zaman. Şimdi parça ortamında Fleet komutuna tıkladığınızda bizi yeni bir iProperties penceresi karşılıyor. Şimdi burada Inventor 2022 ile bir diğer arayüz güncellemesi Fleet komutuna geldi. Parça üzerinde Fleet komutuna girdiğimizde bize sekmeler halinde seçeneklerini sunuyordu. Artık hepsini açık bir panel ile ayırarak kolay erişime sunmuş ki bence şahane de olmuş. Ne aramak istediğinizin cevabını açık açık görebiliyorsunuz. Parça ortamında bu Fleet komutuna girdiğinizde yeni bir pencere karşılıyor artık bizi. Bu pencereleri önceden açtığımızda mesela parçanın üzerinde duruyordu ya da sayfanın farklı bir yerinde kalıyordu. Artık ekranınızın herhangi bir yerine yerleştirebilirsiniz ve bu da daha az özelliğin gizlenmesiyle daha basit bir düzen sağlamanızı olanak sağlıyor. Bu pencereleri ürün ağacınıza bile yerleştirebilirsiniz. Bu sayede pencereler modelinizin üzerinde kalmayacak ve modelinizi en işe yarayan noktasını kapatmayacak. Ayrıca seçim araçları dediğimiz pencerenin sağ tarafında bu diklemesine duran Fleet panelinden bağımsız olarak yerleştirilebilen bir tool palet içerisinde toplanmıştır. Autodesk burada yine kullanıcının bir parçayı modifiye ederken yani düzenlerken ne gibi zorluklar yaşamış olabileceğini düşünerek arayüz güncellemelerinde bulunmuştur. Fleet komutunu eskiden de 3 farklı şekilde kullanabiliyorduk ama sanki diğer eski sürümlerde bu diğer özellikler bir pencere içerisinde gizlenmiş gibiydi. Burada açık açık görebilmek insanlara işte "Aa bak bu da burada var mıymış" dedirtecek cinsten olabileceğine inanıyorum. Her bir Fleet türü artık model ortamında kendi simgesiyle kolayca tanımlanabiliyor. Bir de eski Fleet'i düzenlediğinizde Fleet özellikleri size unsuru düzenleyene kadar değişmiyor. Yani eski dosyalarınızı açtığınızda yine aynı şekilde o parça üzerindeki özellikleri kaybetmiyorsunuz. Bir değişiklik yapılıp okeylendikten sonra eski Fleet'leriniz de artık yeni pencere içerisinde görüntülenebiliyor. Ekranda da gördüğünüz gibi bir Radius yapmak istersek kullanacağımız bütün parametreler hepsi bir ekranda. Eski arayüzden çok daha anlaşılabilir bir arayüz olduğunu burada kabul etmek gerekir. Şimdi montaj uygulamalarında o parçaları kullanabilmek, bir bütüne dönüştürmek için düzenledik artık, filtreleri yaptık, hepsini yaptık. Bir de montajla ilgili ne gibi yenilikler var? Ona bakalım. Şimdi biz Inventor'da hep deriz, dinamik bir montaj varsa mutlaka jointlerle gitmemiz gerekir diye. Joint'in sınırlandıramadığı alanlarda da constrainer'ı kullanabilirsiniz elbette. Bunlarla ilgili nasıl bir yenilik gelmiş, bunları nasıl kullanıyoruz ona bir bakalım. Şimdi bir montaj dosyasında Tools tabından Document Setting alanına girdiğinizde karşınıza artık Show Constraint State in Browser diye bir seçenek geliyor. Yani kısıtlama durumlarını ürün ağacı üzerinde gösterip gösterilmeyeceğini buradan ayarlayabiliyoruz. Görselde de görüyorsunuzdur, montajdaki dosyaların yanlarında böyle küçük küçük nokta işaretleri var. Eski sürümlerde bunlar yer almıyordu. Kiminin içi dolu, kiminin boş. Ürün ağacında da bu sınırlamaların gösterip gösterilmeyeceğini bu işaretlerden takip edebiliyoruz. Montaj ortamında dosya adına sağ klikleyip display ayarlarına kısıtlamaları yönetebiliyoruz. Kısıtlama durumu ürün ağacında varsayılan olarak tamamen kısıtlanmış olarak da güncellenebilir. Bu sefer parçaların yanındaki işaretler tamamen renk değiştirecektir.
Inventor 2021'in en sevdiğim özelliklerinden biri iyileştirmeyle geldi bu yıl. Autodesk 2021'de çıkardı bu dark temayı. Fakat kullananlar olmuştur belki. Bu Colors'tan üzerine geldiğinizde bunun bir teknik ön izleme olduğunu bizlere gösteriyordu. 2021'de düzeldi mi bu? Ne gibi durumlar, iyileştirmeler oldu? Bir bakalım. Evet, 2022 ile artık koyu temayı aktif olarak kullanabiliyoruz. 2021 sürümünde ekranı ilk açtığınızda bu yani projektleri görüntülediğiniz alanın siz dark tema bile kullansanız arka planı beyaz kalıyordu. Ya da iLogic penceresi içerisinde çalışıyorsanız yine aynı şeye geçerliydi. Model ekranında bir sıkıntı yok. Gayet dark temayı kullanıyorum. Fakat iLogic penceresine geçtiğimizde kodları girdiğimiz alanın beyaz olduğunu görüntülüyorduk. Artık dark tema sorunsuz çalışıyor. Beyaz ışık benim gözümü çok yoruyor diyenlere buyurun 2022 sizler için dark tema ile hazır kullanabilirsiniz. Şimdi modelleme konusunda birçok yenilikten konuştuk. Bunların bir de teknik resime aktarımı var tabii ki. Burada da güzel yenilikler mevcut. Burada ne gibi detaylandırmalar var? Şimdi teknik resim ortamında çizimlerinizde artık modelinizdeki aydınlatma stilini değiştirerek gölgeli görünümler elde edebilir veya bunları düzenleyebilirsiniz. Bunu yapmak için modelde görmek istediğiniz ışık stilini seçin ve geri döndüğünüzde modele çiziminizin gölgeli görünümünü aydınlatma stilinize değiştirip gösterilecek şekilde olduğunu görürsünüz. Bu yenilik ile 3 boyutlu modelde oluşturduğunuz kamera görünümleri veya 3 boyutlu açıklamalarınızı kullanabileceğiniz yeni teknik resim görünümleri ortaya çıkıyor. Bu ışık ve kamera olayları birçok kullanıcının dikkatini çekecektir. Çünkü son zamanlarda özellikle dışa çalışıyorsak, bir dış ticaret yapıyorsak görselleri bir tık daha kaliteli bekleyen firmalar olabiliyor. Hatta bazı aşamalarda iş kaliteli renderlara kadar gidebiliyor. Bir diğer yenilik ise burada GIF'te de gördüğünüz gibi merkez çizgileri ve merkez işaretlemeleri artık ölçülendirme çizgisiyle kesiştiğinde otomatik kendini kırıyor. Bu da aradaki ölçülendirmeyi karmaşıklık olmadan okumayı kolaylaştırıyor aslında. Bu video ile de olayı açıklığa kavuşturacak olursak parçayı teknik resim sayfasına aktarırken kamera görünümlerini ve 3 boyutlu açıklamaları ekleyin seçeneklerini aktifleştirerek geçiş sağlayabiliyoruz. Bu seçenekleri çalışma sayfaları formatlarını kullanarak çizim şablonu haline getirerek yani kendime özel bir IDV template oluşturabiliyorum. Bu şekilde çizim şablonumuzdaki çalışma sayfası formatını kullanarak bir çizim oluşturduğunuzda çizim görünümleriniz, içerisinde kurguladığınız detaylandırmalarınız ya da modelinizdeki kaydedilmiş görünümler ve 3 boyutlu detaylandırmalar otomatik olarak artık sizlere geliyor. Ayrıca teknik resim sayfanızın içerisinde direkt copy paste yapabiliyorsunuz. Artık aynı belge içerisinde de bir teknik resim sayfasını kopyasını oluşturabilirsiniz. Bir de görünümlerden bahsetmiştik. Videomuzda da var. Değinecek olursak teknik resim sayfanızdaki shaded yani renkli görünümler artık modelinizin aydınlatma stilini kullanarak geliştirilebilir hale geldi. Modelinizde kullandığınız aydınlatma stili çizim sayfanızdaki renkli görüntüleri geliştirmek için de kullanılıyor. Inventor 2022'de çizim ortamındaki bu yeni seçeneklerle tekrarlayan görevleri azalttık ve süreçlerinizi bu şekilde de daha aza indirdiğimiz için büyük bir verimlilik elde ettik. Bu da zaten en nihai hedeflerimizden biri. Her yıl olduğu gibi bu yılda performans geliştirmeleri mevcut. Windows güncellemeleriyle Inventor'da bir çakışma yaşamamak adına ayrıca programı nasıl daha hızlı kullanabilirim diyerek performans geliştirmelerine oldukça çaba harcıyor Autodesk. Şimdi son 5 sürüme dönüp bakacak olursak aslında Inventor'ın tüm yönleri için bir performans geliştirmesine yönlendiğini görüyoruz. İşte parçalar, montajlar, çizimler, karmaşık parçalar veya çok devasa boyuttaki montajlar üzerinde çalışan herkes için verimli bir deneyim sağlamak adına
yıldan yıla Autodesk sürekli kendini bu konuda geliştirmiş. Burada birkaç grafiğe bakacak olursak, zaman bazında 2022'nin çok daha performanslı çalıştığını gözlemlemekteyiz. Tabii bunlar ortalama veriler. Sonuç olarak sizin bilgisayar hızınıza ya da çalıştığınız dosyaya göre verilerde illaki bir değişkenlik söz konusu olacaktır. Fakat bu yine de 2022'nin performans geliştirmesini hiçe saydırmaz. Çünkü ciddi bir emek olduğu ortada. Burada da Inventor 2022 ile belge açıp kapatma grafikleri mevcut. Biliyorsunuz özellikle yoğun montajlarda bir belgeyi aç tuşuna basıp daha sonra kendimize böyle kahve almaya gidip döndüğümüzde hala açılmadığını duyduğumuz senaryolar oluyor. Ama dediğim gibi en önemlisi bilgisayar donanımınız ve dosya boyutlarınız. Bu ortalama verilerle grafik üzerinden konuşacak olursak belgeleri açmak ve kapatmak Inventor 2022'de her zamankinden daha hızlı gözüküyor. Bu sayede daha hızlı çalışmaya başlayabiliyorsunuz ve bir sonraki projeye geçmek için de dosyanızı daha hızlı bir şekilde kapatabiliyorsunuz. Şimdi sunumumuzu genel olarak toparlayacak olursak yeni bir sürümüyle bu yılda sizlerle birlikte olacağız. Autodesk son birkaç yıldır can alıcı yeniliklerini hep ara dönemlerde gerçekleştiriyor. Kullanıcıyı hep taze, hep dinamik tutmak için yapıyor sanırım bunu. 2021 yeniliklerinde de çok güzel özellikler vardı. Fakat yıllardır beklenen mesela mouse'un tekerleğiyle orbit özelliğini 2021.1 sürümüyle aldık. Bu sene de öyle bir atak geleceğine inanıyoruz. Bu yüzden siz de bizi takip ediyorsunuz ki gelişmelerden geri kalmıyorsunuz. Şimdi sunumu tamamlamadan önce CAD BIM ile ilgili de kısa bir bahsetmek istiyorum. Biz Autodesk alanında Gold Partner olarak hizmet vermekteyiz. Fakat HP alanında hem DesignJet hem de Workstation olarak çalışmalarımız mevcut. Aynı zamanda Adobe konusunda yine burada arkadaşlarım özveriyle size destek vermeye hazırlar. Yine Chaos Group, Ultimaker ve Microsoft alanında da yetkinliklerimiz bulunmakta. Bu gibi ihtiyaçlarınız doğrultusunda da yine tarafımıza ulaşabilirsiniz. Sunum esnasında birkaç soru gelmişti. Şimdi o soruları alalım. Sorulara geçmeden önce ben de senin söylediklerine ekleme yapmak istiyorum. Dediğim gibi daha önceki eski versiyonlar gibi değil. Yani 2021'den 2022'ye geçince o bir yılı kapsayan yenilikler kapsamına baktığımızda belki daha fazla yenilik geliyor diyen kullanıcılarımız olabilir. Tabii Autodesk'in kiralık sisteme geçtikten sonraki stratejisi de değişti. Takip edenler bilir, eskiden servis pack kavramı ve update'ler vardı. Şimdi nokta 1, nokta 2 gibi Autodesk'in hem her mali yıl dönemisinde, çeyrekler içerisinde 4 ayda bir yeni özellikler eklenmekte. O yüzden de bu göstermiş olduğumuz özellikler 2022'nin bütün özellikleri değil açıkçası. Yani 1.1 update'inde farklı bir özellikle geleceğini görebiliriz. Tabii bu hangi özelliklerin geleceğini Autodesk'in beta programına dahil olarak siz de takip edebilirsiniz. Her lisanslı kullanıcılar beta.autodesk.com sayfasına girerek oradaki hesabınıza programlara dahil olabilirsiniz. Yani yazılımları versiyonlar çıkmadan önce sizler de test edebilirsiniz ve bu test süreçlerine dahil olabilirsiniz. Çünkü buradan kullanıcılardan da geri bildirimler alınarak daha önceden yaşanılacak sorunlar ya da sıkıntılar tespit edip düzeltilebiliyor ya da daha farklı geliştirmeler yoluna gidilebiliyor. O yüzden de siz de daha önceden deneyimleyebilirsiniz. Önümüzdeki süreçlerde 2022 ile ilgili farklı yeniliklerin de geldiğini göreceğiz. Onu da zaten o özellikler çıktıkta sizlerle paylaşıyor olacağız. Sorular var. İki soru var şu anda question kısmında şimdi gördüm. Sıradan onları bir cevaplandıracağım. Yine diğer katılımcılar da belki soru sormak için vakit kazandırmış olalım. Bu 2022 özelliklerinde aslında üç ana temelde baktığımızda model state bence birinci sırada gelen en özellik. İkincisi birlikte çalışılabilirlik. Üçüncüsü de bir de installation kısmını indirme kısmında belki göreceksiniz. Installation sayfası biraz farklı gelebilir ama burada bir ayrıntı daha var. Autodesk hesabına girdiğinizde özellikle collection paketini kullanıyorsanız içinde çok farklı, çok çok fazla yazılım var. Burada kullanmak istediğiniz yazılımları tıklayarak seçip bir deployment olarak oluşturabilirsiniz. Yani eğer firmanızda çoklu bilgisayarlara kurulum yapılacaksa ya da daha sonrasında bilgisayar format edinde tekrar kurmak istediğinizde bunları tek tek indirmek ya da tek tek kurmak yerine bir deployment alanı oluşturup bu kurulumların tamamını hızlı bir şekilde oluşturmak mümkün. Gerçi bu konuda yine bizim teknik servisimiz de sizlere destek oluyor kurulumlar konusunda. Bizlere de ulaşabilirsiniz.
Şimdi sorular kısmında birincisi Aydoğan Bey'in bir sorusu vardı. 2022 versiyon herhangi bir dosya başka bilgisayarda açıkken ben açmak istediğimde sağ dokunur veya başka bilgisayarda açık şekilde uyarı verebilecek mi? Bu tabii ki Inventor'da birinci öncelik proje yapımız. Hangi projekti kullandığımızla alakalı. Bir, normal standart şekilde bir tekil kullanıcılı bir proje kullanıyorsanız şayet A ortamından aynı bilgisayarı açmaya kalktığınızda zaten size read-only açacak. Yani istediğinizde değişiklik yapma şansınız olmaz. Eğer başka bilgisayar da açıksa bu AutoCAD için de geçerli, bu Inventor için de geçerli. Ama dediğim gibi farklı proje yapısı kullandığınızda ya da bir PDM sistemi kullandığınızda bu durum biraz daha farklı olabilir ama her halükarda zaten eğer ödünç almışsa bir kişi o anda zaten tasarım dosyayı kullanıyorsa açıksa realde zaten ikinci bilgisayarda ise read-only olarak açacaktır. Bir değişiklik imkanı zaten sunmaz. Bir diğer soru PMI, ASME ve ISO standartlarını kabul eder. Ne demiştik? Product Manufacturing Information. Evet, ISO ve ASME standartlarını kabul ediyor ve orada da zaten kendi içinde de formatlara göre değişebiliyor. Çünkü burada amaç neydi? Ürünün, üretim bilgilerinin saklandığı bir sistem açıkçası bu. Bu da farklı formatlarda, özellikle step formatı ortak bir format dosyaların paylaşılması için ve onunla ilgili de zaten ISO'nun 11300 standardı mevcut. Aynı şekilde ASME'nin de bir standardı mevcut. Burada bizim bahsetmiş olduğumuz bu QIF 3.0 standardı neydi açıkçası? Bir ANSI standardı. Yani Quality Information Framework. ANSI'de geçerli olan ve en son versiyonu 3.0 olan bir standart. Bu da eklenmiş oldu bu şeyle 2002 versiyonu ile beraber. Yani ANSI standardındaki üzerinde de bilgisayar destekli ölçüm sistemleri için bunu kullanabiliyoruz artık. Elde etmiş olduğumuz o 3D annotation'da elde ettiğimiz model üzerindeki verileri de yine bu standarda eklemiş oluyoruz. Sonradan bir soru daha vardı. Salim Bey'in sorusu. Level of detail kaldırılmış galiba. Belki bir önceki versiyonu kullanıcı level of detail özelliği gibi bir sorun olabilir mi? Onlarla herhangi bir sorun olmaz. Herhangi bir problem olmaz. Onları etkileyen bir durum söz konusu değil. Bahsettiğim gibi bunların hepsi bir kombin ve level olarak kullanılmış bir özellikler. Yani hem level of detail özelliği hem akıllı montaj hem iLogic baktığınız zaman modal state bunların hepsini bir alternatif gibi gözüküyor ama tamamen onu destekleyici bir özellik. Bir alternatiflerdeki ihtiyacımıza göre daha az yapabileceğimiz bir özellik. Sizin daha önceki versiyonlarda oluşturmuş olduğunuz level of detail fonksiyonları ya da tanımlarıyla herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Evet, sunum içerisinde de bahsetmiştik. Yine aynı şekilde elinizde akıllı parçalarınız ya da akıllı montajlarınız varsa bunu da kaybedeceğiniz anlamına gelmiyor. Yine eski verilerinizin hepsi korunuyor bu özellikte. Sadece yeni ürünleriniz için sizi kolaylaştırma aşamasında ürün ağacına yerleştirilmiş bir sistem yer alıyor. Evet, Aydan Bey biraz önceki sorusu için tekrar cevap yazmıştı. Onunla ilgili görüşelim. Çünkü şöyle, tanımızdan ben şunu anlıyorum. Bir arkadaş başka bilgisayarda dosya üzerine çalışıyor. Ben tekrar farklı bilgisayarda o dosyayı açtığımda ilk açan arkadaş parçayı kaydedemiyor. Muhtemelen orada şimdi proje yapısı da önemli dediğim olay yok. Çünkü ödünç alma konusu var. Yani normalde bir tekil proje mantığıyla çalıştığınızda bu sistem yok ama bir shared projectle gittiğiniz zaman bir parça başka bir arkadaşta açık olsa bile ben checkout özelliği ödünç alırsam şayet direkt olarak o esnada ve ekranda da açık ama herhangi bir güncelleme değişiklik yapmadı. O yetki diğer tarafa geçtiği zaman bu sefer diğer arkadaş kaydedemiyor. Yani dediğim gibi proje yapısının hangisi olduğuna bakıp o proje yapısı içerisinde nasıl çalıştığına bakmak lazım ama onunla ilgili görüşebiliriz. Bir uzaktan bağlantıyla da çok hızlı bir şekilde çözeceğimiz bir durum olur. Evet, sorularımız yavaş yavaş azaldı. Sunumu şöyle toparlayacak olursak. Bizlere vakit ayırdığınız için öncelikle teşekkür ederiz. Bir sorunuz olduğunda yine iletişim adreslerimiz ekranda, oradan ulaşabilirsiniz. Bu webinarla ilgili ya da yazılımlarla ilgili, bu Inventor olmayabilir, Autodesk'in diğer yazılımları olabilir. Her konuda sizlere destek vermek için bizler buradayız. Bu sunumu tekrar izlemek isteyenler için veya başını kaçıranlar için bu webinarımız
kayıt altına alındı zaten. Kaydı da YouTube'da Kedbim Teknik Destek kanalında paylaşılacaktır. Ayrıca bu kanalda sizleri de daha aktif tutmak adına yazılımlarımızla ilgili gerek yapı sektöründe gerek mekanik sektörde yer almak üzere birçok farklı bilgilendirici içerikler paylaşıyoruz artık. Orayı takip ederseniz oradan da faydalanacağınız içerikler mevcut olabilir. Şimdi biz Inventor 2022 yeniliklerini gerçekleştirdik ama AutoCAD 2022 yenilikleri Inventor'dan önce çıktı. Bununla ilgili de Instagram hesabımızda kısa kısa bilgilendirici videolar mevcut. Oradan onlara da erişim sağlayabilirsiniz. Dediğim gibi tekrar vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Umarım güzel günler sizi bekliyor olur. Bir de bu konuyla ilgili sizlere daha detaylı bir sunum yapılmasını istiyorsanız anketimize cevap verirseniz çok mutlu oluruz. Burada Inventor'ın 2022 yeniliklerine adapte olmaya çalışan firmalar da var. Birçok farklı yazılımı bir anda geçirmek kolay iş değil tabii ki. 10-15 tane belki ellerinde collection paketi olan firmalar var. Onlar için daha özelleştirilmiş bir sunum, özelleştirilmiş bir akış gerçekleştirebiliriz. Evet, sunumumuz yavaş yavaş netleşmiş. Şu anketimizi artık kapatabiliriz. Bir sonraki etkinlikte görüşmek üzere o zaman. Hepinize iyi günler dilerim, iyi çalışmalar. İyi günler, iyi çalışmalar. Görüşmek üzere.